Dostlar herkese merhaba. Bu videoda Warzone 2'de olan acayip bir şeyi konuşacağız. Sizlere daha önce bahsettiğim gibi Warzone 2'de bir nuke bombası yani nükleer bomba yer alıyor ve bunu aktif etmek gerçekten çok zordu. Görünüşe göre Warzone 2'deki ilk nuke bombası patlatıldı dostlar. Bunun nasıl yapıldığını bu videoda aşama aşama öğreneceğiz. Herkese iyi seyirler. Dostlar öncelikle tekrardan 1000 abone için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir topluluk oluşturduk. Aramıza yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Video açıklamasındaki linkten veya kanalın bağlantılar kısmından Discord kanalımıza katılarak ekip arkadaşları edinebilir, yeni haberleri çabucak öğrenebilir ve çeşitli sorunlarınıza çare bulabilirsiniz. Öyleyse şimdi asıl konumuza geçebiliriz. Warzone 2'deki ilk nuke patlatıldı. Peki bu nasıl yapıldı? Bizler nasıl yapabiliriz? Bunu hemen öğrenelim. Dostlar nükleer bombayı patlatmanın ilk adımı Warzone 2'nin Battle Royale modunda üst üste 5000 almaktan geçiyor. Bunu yaptıktan sonra 6. maça girdiğinizde siz daha uçaktayken bir şampiyon görevi aktif oluyor. Bu görevi yalnızca sizin ekibiniz görebilmekte. Fakat ilerleyen süreçte işler kızışacak. Size haritada birkaç farklı lokasyon gösterilecek. Siz bunlardan birisine giderek bu görevi başlatabilirsiniz. Ardından sol tarafta görüldüğü üzere 3 adet element slotu açılacak ve bu elementleri sırayla bulmamız gerekecek. İlk element için haritada geniş bir bölge gösterilecek. Görüyoruz. Oraya gidip o elementi almanız gerekiyor. Takımınızdan birinin alması yeterli. İlk elementin adı berilyum. İlkini aldıktan sonra ikincisi için biraz beklememiz gerekiyor. Sonrasında onun da lokasyonu haritada beliriyor. Yine işaretlenen bölgeye giderek o elementi de almamız gerekiyor. İkinci elementin adının da plütonyum olduğunu görüyoruz. Bu elementler çantamızda görünmekte. Ayrıca elementi taşırken sürekli olarak canımız azalmakta ve görüşümüz bulanıklaşmakta. Buna taşıdığımız elementin radyasyonu sebep oluyor. Ayrıca bu şekilde bir araç sürecek olursanız araç da sürekli olarak hasar almakta dostlar. Elementlerin yaydığı radyasyondan dolayı. Ve elementleri taşırken biri gelip sizi öldürürse elinizdeki elementi alabilirler. Bu takım bunu da yaşıyor fakat o takımı öldürerek elementleri geri alıyorlar. Devamında 3. elementin de nerede olduğu haritada beliriyor. 3. elementin adı ise Tridium ve bu arkadaş 2 elementi birden elinde tutmaya başlayınca haritanın da bozulmaya başladığını görüyoruz. Canı biraz daha hızlı azalıyor ve görüşü biraz daha bulanıklaşıyor. Aslında bu elementleri takımca taşımakta fayda var dostlar. 3. elementi de elde ettiğinizde son aşama için yapmanız gereken şey beklemek olacak. Ta ki haritaya bu elementleri koyacağınız kapsül düşene kadar kapsül düştüğünde tüm elementlerle birlikte oraya gidip elementleri kapsüle koymanız gerekmekte. Bu takım ilk iki elementi kapsüle koyuyor fakat üçüncüyü koyamadan ölüyorlar. Ardından Gulag'dan dönen son oyuncu son elementi de kapsüle koyup işlemi başlatıyor ve nükleer bomba aktif hale geliyor. 2 dakikalık geri sayımın ardından nükleer bomba işte böyle patlıyor dostlar. 10 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Oh my god! Evet dostlar artık bir nuke bombasının Warzone 2'de nasıl aktif olacağını biliyoruz. Öyleyse gidip hemen bir tane yapmaya başlasanız iyi olacak. Bu videoda göstermek istediklerim bunlardı. Umarım bunu bizler de bizzat deneyimleyebiliriz. Yeni gelişmeler oldukça yine karşınızda olacağım dostlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.